2014 yılında Kawasaki böyle tuhaf bir şey yapacağını açıkladı. Dediler ki garip bir motor yapıyoruz. Hatta motor olup olmadığını bile söylememişlerdi. Ne olduğunu bilmiyorduk. Garip sesler, çuu, zım falan bir sesler, bir parçalar, bir şeyler görünüyordu ama ne olduğu tam anlaşılamamıştı. Sonra 2014'ün sonunda 2015 sezonu için bu motorun üretildiği ortaya çıktı. Epey ses getirdi. Ne olduğunu anlamak hakikaten kolay değil. Uzaylılar hakikaten gelmiş dünyaya ve insanlarla temas kurmuş. Ve ne vermişler abi? Bize hani kansere çare değil ya da işte MS hastalığına çözüm değil. Onun yerine Japonlarla bir olup motosiklet teknolojileri üzerine çalışmışlar. Hakikaten o kadar tuhaf bir motor bu. Neden uzaylılar diyorum abi? Şimdi Kawasaki bu motoru yapmak için kendi ağır sanayisinin tamamını kullanmış. Uçak türbini üreten bölümü çağırmışlar. Demişler ki biz bu motora süper şarj koyacağız. Bunun türbin tasarımını siz yapın. İşte metalürji bölümünü çağırmışlar özel boyayı yaptırmak için. İşte filancayı uçak bölümünden aerodinamik için destek almışlar. Bilimum bölümü Kawasaki'nin seferber olmuş H2'yi üretmek için. Ve bu arada epey kan ter gözyaşı dökülmüş. Sonuçta da çıkan mal ortada. Tasarıma bakıyorsun. Hem bir acayip. Tek taraftan havayı emiyor, süper şarja besliyor. Süper şarj ne demek? İşte motor tahriğiyle türbini döndürüyor, havayı sıkıştırıyor, içeri basıyor. Böyle iki silindir gibi dört silindirli motor yapmayı başarmışlar. Korkutucu bir güç var ve hani bu kadar güçlü bir motoru küçük bir pakete sığdırmayı başarmışlar. Mamafi, bu kadar çok malzeme olunca şasiye yer kalmamış. O yüzden tıpkı bütün o İtalyan motorları gibi tüp şasi kullanılmış. Geriye kalan yerde de işte süper şarj alete, edevata yer kalmış. Motor 238 kilo ve bu ağırlığıyla hani biraz adam olmak lazım. Bu böyle kolay kullanılan bir motor değil arkadaşlar. Böyle yeni nesil yarış motorları gibi parmağımla sürerim. Ha ne ki o ben götümle sürerim falan. Öyle şeyler bunda olmuyor. Bu motor malzeme istiyor ön tarafta. Ve böyle bunu alıp haydi bakalım motora bineceğiz arkadaşlar falan diye gidiyorsun. Korkutucu, hızlı, ağır, aşırı güçlü, maksadını aşan bir gücü var. Ve o güç çat diye geliyor. Elektronik destekler olmadan bu motoru sürmeyi düşünemiyorum. Motor bloğu dedik, türbin dedik, süper şarj dedik, acayip gidiyor dedik. Evet 1000cc'lik süper şarjlı motor bloğu. Daha önce sürdüğüm hiçbir motosiklet bu kadar güçlü değildi. Bu hayatımda kullandığım en güçlü motosiklet. Kullandığım derken de hani üstünde kalmaya çabaladığım diyeyim. O kadar sert bir hızlanma var ki adamın totosu buraya otursun da herif üzerinden uçup gitmesin diye buraya böyle bir hazne yapmışlar, leğen yapmışlar. Dolayısıyla pist şartlarında bu motordan sarkmak kolay değil çünkü bu hazneden çıkmak gerekiyor önce. E o da kolay olmuyor bu gazla. Kendi ortamında, sokakta müthiş giden, müthiş gazlanan bir motor. Anormal ABS'li frenleri var. Brembo'dan gelme frenler bu arada. Hani boru değil, emelli kaliperler var üstünde. Kayaban'ın bu en son teknoloji amortisörleriyle beraber çok az dalarak çok güzel cevap veriyor. Frenler bu kadar gidişe hakikaten hani pistte İstanbul Park'ın start finish düzlüğünde böyle koyunca ulan dedim bak şimdi start finish'te gaza geldin millete şov yapacağım diye gazladın. Bu yolun sonu birinci viraj sola keskin nasıl döneceksin hayvan adam dediğim zaman böyle koyduk ve oh tamam ABS'li falanmış iyi iyi bu yavaşlıyor dedim ve rahatladım. Viraja girerken bu kadar güç, bu kadar hassas gaz, bu kadar ağırlık hepsi bir araya gelince beyin cerrahı kadar hassas olman lazım abi. Eğer biraz fazla gazı açarsan, yanlışlıkla gazla oynarsan falan hadi böt diye adamı böyle bir anda tükürüverir. Viraj girişinde hakikaten böyle niyet edeceksin. Abi ben bu viraja buradan girerim.
buradan böyle şurada çeviririm, burada da gazı açarım diyeceksin. O niyetle yola çıkacaksın ve öyle döneceksin. Arada ya buradan değil de şuradan deneyim gibi cambazlığa gelmiyor. Böyle anında Tarzan ince dallarda bir anda o böyle dal bel vermeye başlıyor. Ön taraf o ağırlıkla sert gaz cevabıyla fit 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 bir anda kaymaya başlayabiliyor. Böyle bir anda tulumun içine kaçırmalar yapabilir. Biraz zormuş kaptan ya bunu sürmek. Nasıl bir gaz yeme şekli dayı oğlum. Tırstım abi. Ve gaz cevabı çok. Viraj çıkışı. Abi şimdi bu alette acayip bir çekiş kontrol sistemi var. Tamam mı? Çakıyorsun gazı. Tamam, viraja bir şekilde girdin. Önünü de tutturdun. Hani onura tutturdun o gün. İyi temiz çıkmıştın, kafan da sakindi. Gazı açmaya başlayınca bir kere gaz şöyle geliyor. Hani diye gaz gelmiyor böyle. Allah! Yani orada böyle hani cevap şöyle böyle dokunur dokunmaz tank yapıyor. Oha! Ön tekerlek hep havada kaptan. Ben bu işi anlayamadım ya. Bu motorla ilgili neyi sevdik? Tasarım. Herkesin gelip abi bu ne demesini. Açınca gazı o acayip pss, pss sesler. Böyle, o böyle bütün o süper şarjın sesleri, türbin sesi, gidiş, psikopat gidiş. Neyini sevmedik? Ağırlığı ve ruh hastası gaz cevabı. Hakikaten o ağırlık ve böyle bir ruh hastası güç ve gaz cevabıyla böyle hani ciddi olarak insanı düşündürüyor. Ya ben ne yapıyorum? Motosiklet sürmek bu kadar zor muydu falan diye. Zor bir motordur arkadaşlar. Öyle hani ben bindik bir süre kullandım bunu da süreyim falan diyen adamın alnını karışlarlar. Şakası yok bu motorun. Kawasaki H2 ile hakikaten insanın kendini ve hayatını sorgulamasını gerektiren bir motor yapmış. Bu konuda Kawasaki'yi tebrik ediyoruz. Bize güvenip bu motoru teslim eden Gökhan Ertan beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Sayesinde hani hiç bilmediğimiz, hiç anlamadığımız çok acayip bir motorla karşılaştık. Fiyatı birazcık üzebilir elbette. Yani biliyorsunuz bunun fiyatlar biraz kalındır H2'nin. Gösterge desen hani çoğunlukla insanlar beğenmiyor ama bence oldukça dolu ve hemen her şeyi olan çok acayip bir gösterge yapmışlar. Hani bir kısmı analog gibi duruyor ama aslında elektronik falan. Çok müthiş bir göstergesi var. Ben çok beğendim bu kısmını. Genel olarak Kawasaki tarihinin, hatta motosiklet tarihinin çok özel, çok spesiyel, çok kendine has bir parçası bu. Hani bu tarihin bir parçası olmayı siz de düşünüyorsanız ya da ya herkesin bir gün bilmesi gereken bir motor diyorsanız bir tane alın ama muhakkak önce borçlarınızı kapatın. Uzaylılar gelmiş. Ya da böyle dursun motor. Oraya bakmaya devam edin. Maske çıkıyor. Geliyorum.
Beni liderinize götürün. Beni Kawasaki'nin liderine götürün. Size çok acayip bir motorun sırlarını vereceğim.